Biz bugün Fırat'ın doğusunu konuşuyoruz. Fırat'ın doğusuna doğru bir harekat olacak mı Mete Yarar? Fırat'ın doğusu harekatı olursa ne zaman başlayacak? Bir harita vardı galiba, haritayı da verelim. Sence ne zaman başlayacak? Bence ne zaman başlayacak? Ya ben sorayım, sen aşağı yukarı daha önce de çok takip ettiğin için söyleyeyim. Ne zaman başlıyor? Yavaş yavaş artık çalınmaya bunun ki bunu Afrin'de çok yaşadık. Şu Bir iki ay önceden anda davul çala çala gittik diyorlar ya. Neden şu olduğunu anda çok iyi açıklamıştınız burada. Haseke dahil olmak üzere, Kamış'a dahil olmak üzere ve diğer alanlardan şu anda PKK terör örgütüne mensup olanlar Rasulayn bölgesine gelmeye başladı. Burada toplanmaya başladı. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin de operasyon hazırlığı yaptığı anlamı gelir. Çünkü Türkiye'nin bir yol haritası var. Bu yol haritası kademe kademe, safa safa ve ilk safhanın olacağı yerler de muhtemelen şu istikamette olacak. O yüzden de hattın dışında kalıp toplanmaya çalışıyorlar. Yani Rasulayn'da bugün PKK'lıların toplanmasının ana sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin harekatını engellemek için aynı Afrin'de yaptıkları harekatı ve benzerini yapmaya, ona da yığınaklanma yapmaya başladılar. Amerika bu durumda ne yapar? Geçen hafta bir fotoğraf yansıdı. Amerikalı komutanlar ve YPG'li teröristler birlikte yemek yiyorlar. Valla bir şey diyemem. Hani bu konularda benim bir tabirim var. Türkiye başkasının ne yapacağı üzerine değil, kendi ne yapacağı üzerine plan yapmaya başladı. Doğrusu da budur. Yani Türkiye, ben buraya gittiğimde Amerika bana ne yapabilir sürecin çoktan geçti. Eğer öyle olmuş olsaydı FETÖ'yle mücadele konusunda geri adım atardık. Hakan Atilla konayında da yapardık. Diğer işte Raip Brunson olayında da aynı şeyi yaşardık. Türkiye kendi yol haritasını çiziyor ve ilerliyor. Afrin'de destek mi gördük Amerika'dan? Hayır. Tam tersi. İdlib'de gördük mü? Hayır. Hayır. Biz Fırat Kalkanı yaparken destek mi gördük? Hayır, hiçbirinde görmedik. Türkiye her birinde kendi politikasını yaptı. Bu yaparken de kendi haritasına göre ilerledi. Türkiye'nin bugün çizdiği yol haritası da kendi yol haritası. Benim tahminim, bir kez daha söylüyorum, safa safa Peki yapacaktır. ilk Kobani'de yani bu hemen Fırat'ın doğusundan mı Ya ben başlayacaksınız? Akçakale tarafından başlayıp aşağı doğru inen bir olacağını düşünüyorum. Rakka dahil değil. Çünkü bugüne kadarki mantığı hep çok doğru bir mantıktır. Kendi sınırlarından uzaklıkla ilgili bir güvenli bölge oluşturmak üzerine bir kapsamı vardır. O güvenlik koridorunda kalacaktır. Aşağı yukarı sizin çizdiğiniz 30-40 kilometre gibi bir şey. sarı hat Şu. biraz daha aşağı olabilir, biraz daha aşağı olabilir. Ama çok derinliğine asla inmeyecektir, onu söyleyeyim. Buradaki Türkiye'nin bir kritik noktası daha var. PKK'nın etnik süpürme yaptığı yerleri geri alıyor. Kobani bunlardan biri mesela. Kobani bunlardan bir Aynel Arap daha tanesi. doğrusu. Tabii Aynel Arap, Talep ya, buralar ilk aşamada Türkiye'deki mülteci olarak gelen veya sığınmacı olarak gelen Suriyelilerine dönmesi için ilk adımda atması gerekenlerden bir tanesi. Şu bölgeden, şu coğrafyadan Türkiye'ye sığınan mülteci sayısı 350 bin. 350 bin. Tabii. Yalnızca şu hattaki gelen miktar 350 bin civarında. Bu 350 binin geri dönmesinin bu coğrafyada yaratacağı rahatlığı da düşün. Türkiye böyle gidiyor. Yeri buluyor. Orada kimler yaşıyordu? Onlar nereye geldiler? Gittiğinde bu insanlar yerine geldiğinde PKK buraya tekrar girebilir mi? Ön hazırlığını yapıyor. Onları yetiştiriyor. Diğer gruplarla hareket ediyor. Aşiretlerin desteğini alıyor. Ve arkasından faaliyete başlıyor. Hatırla, Fırat Kalkan Harekatı'ndan önce de bu bölgedeki aşiretlerin desteğini almak için Türkiye toplantıları yapılmıştı. Yine bu bölgede Akçakale'de geçen gün Suriyeli aşiretlerin yaptıkları toplantı vardı. Münbiç'te şimdi o toplantılara başladı. Münbiç'teki aşiretler Türkiye'ye neden gelmiyor artık diye konuşulmaya başlandı. Açık ve söyleyeyim, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin arkasından yaklaşık bir ay, 1,5 ay sonra hep bugüne kadar bir operasyon gerçekleşti. Bir ay, 1,5 ay. Yani ilk söylediği, yani biz geliyoruz dediği andan itibaren bir ila 1,5 ay arasında hep bir zaman geçmiştir. O zaman yeni yıl gibi böyle bir operasyonu bekleyebiliriz. Yani tabii bu şeye bağlı. Hava şartlarına, o dönemde yaşanacak konjüktürel anlamda zamana bağlı. Bu tür operasyonlarda zaman zaman şu söylenir. Ya önceden söylemek, davul zurnayla gitmek
adamların lehine midir? Böyle bir operasyon için değil. Çünkü zamanı, yeri ve mekanı Türkiye belirlediği için onu hiçbir zaman söylemiyor. Giriş yerini söylemiyor. Hangi zaman yapacağını söylemiyor. Kuvveti bilmiyorsunuz. Bunlar bilinmemeli. Yoksa Türkiye'nin Fırat'ın doğusuyla gireceğiyle ilgili biz konuyu kaç senedir konuşuyoruz? Ben sana söyleyeyim. En az 4 senedir konuşuyoruz. Doğru.